Bodrum Adalı Çelik Kapı sağlık zamanını sunar. Sağlıklı beslenme nedir? Hangi yaşta nasıl sağlıklı beslenilir? Çocuklarda protein eksikliği nelere yol açar? Tavuk eti hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını Profesör Doktor Sevinç Yücecan canlı yayında sizler için yanıtlıyor. Az sonra. Efendim, herkese mutlu hafta sonları. Bu güzel bahar gününde ekranlarınızın başına, Beyaz TV ekranlarına, sağlık zamanına hoş geldiniz. Ben diş hekimi Doğan Bircan. Ben Şenay Akay. Hepinize yeniden ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Hem kendi adıma hem de sağlık zamanı ekibi adına efendim. Yine bugün çok yoğun bir şekilde sizlerle birlikte olacağız programımızda, ama güzelliğe daha fazla önem vereceğiz bugün. Sağlıklı beslenmeye, doğru beslenmeye önem vereceğiz. Ve bununla ilgili de ağırlıklı olarak yine çok değerli konuklarımız olacak. Ve müsaadenizle ilk konuğumla, çok kıymetli hocamızla başlamak istiyorum efendim. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevinç Yücecan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, çok teşekkürler. Olağanüstü ev sahibisiniz. Geldiğimden beri sıcacık karşıladınız beni. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de güzel enerjinizden inanılmaz etkilendik. İyi ki geldiniz. Bugün, ayaklarınıza sağlık. Bugün çok Ankaralı var Şenay. Evet, Ankara'ya sevgiler. Bu arada. Evet. Hocam bizler de Ankara'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hem öğrencilerinize hem de Kıbrıs'ta öğrencilerim şu anda. Evet, onlara da başarı dileklerinde bulunalım. Sınav zamanı çünkü. Evet. Hepsine başarılar diliyoruz. Hocam şimdi biz sağlıklı beslenme diyeceğiz. Hangi yaşta nasıl beslenmeliyiz diyeceğiz. Bir de sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Eğer yanlış beslenirsek başımıza neler gelir diye sormak istiyorum ben öncelikle. Evet, şimdi biz sağlıklı beslenme deyimi yerine son zamanlarda optimal beslenme, bu 21. yüzyılın başından beri optimal beslenme deyimini kullanıyoruz. Ne demek optimal beslenme? Maksimum iyi hal ve sağlık, minimum hastalık riski. Buradaki hedef maksimum sağlıklı yaşam. Artık yaşam süresinin uzamasından çok yaşam kalitesinin arttırılması fevkalade gündemde. Neden? Çünkü dünyada özellikle diyetle ilintili kronik hastalıklar dediğimiz, örneğin obezite, kardiyovasküler hastalıklar, işte şeker hastalığı, kanser gibi hastalıkların görülme oranı çok arttı. Örneğin 2015 verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre şu anda 18 yaş ve üzeri bireylerde 1.9 milyar insan hafif şişman, kilolu, 600 milyon insan da obez olarak değerlendiriliyor. Kardiyovasküler hastalıklar hem Türkiye'de hem Amerika'da, dünyada daha doğrusu. Dünyanın %10'u obez. Ölümlerin, evet, onun için işte eylem planları hep yayınlanıyor. Kardiyovasküler hastalıklar ölümlerin birinci sırasına yer alıyor ve yine 2015 Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre 2030 yılında 20.3 milyon insan, 20 milyon insanın ölebileceği belirtiliyor kardiyovasküler hastalıklardan. Her 4 dakikada bir kalp krizi nedeniyle kişi kaybediyoruz. Yani rakamlar gerçekten çok ürkütücü. Diyabete gelince epidemik bir hastalık olarak kabul ediliyor. Bakın, 2025 yılında dünya nüfusunun %30 artacağı belirtilirken şeker hastalığının, diyabetin %114 artması bekleniyor. Kanser de yine aynı şekilde en fazla görülen sağlık sorunlarından bir tanesi. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkınca hocam hedef, kafamız çok karışık. Ne yiyeceğiz? Yani böyle bir durum var ortada. Ne yiyeceğiz? Sağlıklı besleneceğiz. Bir kere en önemlisi o. Bu optimal beslenme ilkeleri çerçevesinde kurallarımız çeşitli besinleri tüketmek. Hiçbir besin tek başına bizim vücudumuzun gereksinimi olan besin ögelerini içermiyor. O nedenden dolayı çeşitli besinleri, bizim 4 ana besin grubumuz var biliyorsunuz. Süt ve türevleri, işte et, yumurta, kuru baklagil, sebze, meyveler ve tahıllar. Bunlar her gün hep aklımız karışıyor. Her gün önerilen miktarlarda mutlaka tüketmemiz lazım. Çünkü yanlış beyanlar var. Bilgi kirliliği son derece fazla. O nedenden dolayı bu sağlıklı beslenme önerileri çerçevesinde, sağlıklı beslenme ilkeleri çerçevesinde bu besinlerin hazırlanıp tüketilmesi lazım. Hocam
Çok özür diliyorum, sözünüzü kesin. Buyurun. Estağfurullah. İkincisi, yani bu ilkelerden bahsedecek olursak, yağ azaltmak lazım. %30 civarında enerjinin en fazla %30 yağdan gelmesi lazım. Dolmuş yağ ve trans yağ, enerjinin dolmuş yağdan gelen yüzdesi. Bakın, benim asistanlık zamanımda %10 gibiydi. Şimdi %5 ila 6'ya çekildi. Yani mümkün olduğu kadar az tüketilmesi ve trans yağ içinde mümkün olduğu kadar, yani gerçekten azaltılması. FDA, Besin ve İlaç Örgütü, bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki, trans yağ içeren hiçbir besini güvenilir kabul etmeyeceğim. Ve mutlaka, eğer böyle bir hedefi var ve mutlaka bu besinlerden trans yağ içermeyen besinler üretimine geçin. Yani besin sanayi için söylüyor. Ve burada en önemlilerinden bir tanesi de bu şekilde hareket ederek aşağı yukarı 20 bin insanın kalp krizinden korunabileceği, artı 7 milyon insanın da yine kalp hastalığı nedeniyle ölümlerin önlenebileceğini öngörüyor. Yani hedefler hep minimum hastalık riski, maksimum sağlıklı yaşam. Minimum hastalık riskini yaşatabilmek için de sağlıklı, optimal beslenme diyeceğiz. Fakat şimdi bu beslenme kısmında, az önce onu söylüyordum hocam, araya da girdim, lafınızı böldüm ama. Bizim kafamız çok karışık. Yani evet. Et, tereyağı, baklagil, özellikle tavuk eti. Mesela tavuk etiyle alakalı son aşağı yukarı belki 5-10, belki de 10 senedir çok ciddi manada spekülasyon var ve insanlar tavuk etinden ciddi manada uzaklaşıyor. O kadar önemli ki optimal beslenmede yeri fevkalade önemli. Bakın size örneklerle ben anlatayım. Ben yemek yemeyi fazla sevmem göründüğü gibi ama gene de fark ediyor insan. Ama yemek yemek çok güzel değil mi? Doğru yenilmeli. Ama sağlıklı beslenmek şey. Gerçekten evet. Fevkalade önemli. Bu tavuk etinin, tavuk eti dediğiniz için, tavuk etinin gerçekten önerilerde fevkalade önemli bir yeri var optimal beslenme kavramı içerisinde. Çünkü çok iyi bir protein kaynağı. İyi kaliteli protein kaynağı. Ne demek iyi kaliteli protein? İçermiş olduğu proteinlerin yapı taşı amino asitler, biliyorsunuz. İçermiş olduğu amino asit örüntüsü bizim vücut gereksinmemize uygun. Çünkü vücudumuz bazı amino asitleri yapıyor, bazılarını yapamıyor. Biz onları dışarıdan besinlerle almamız lazım. Dışarıdan besinlerle aldığımız zaman vücut proteine dönüşebiliyorlar ve biz sağlıklı olabiliyoruz. Şimdi tavuk eti bu açıdan, gerçekten de amino asit örüntüsü açısından ve onu tükettiğimiz zaman vücut proteine dönüşebilme oranı son derece yüksek. Ne kadar dönüşebiliyor iyi kalite proteinlerde? Aşağı yukarı %75-80. Sindirilebilirliğine bakıyoruz. %91 ila 100 proteinin sindirilebilirliği. Hatta son yıllarda bir düzeltme skoru yayınlandı. Örneğin proteinin sindirimi düzeltilmiş amino asit skoru gibi. Orada 114'lere çıktığını görüyoruz. %114. O kadar iyi kaliteli protein. Ayrıca protein kalitesi düzeltilmiş amino asit skoruna bakıyoruz. %124. Yani protein açısından, bir kere protein bizim hücrelerimizin yapı taşı. Büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli. O konuya gelmek istiyorum hocam. Çocuklarla ilgili söyleyecekleriniz de çok önemli. Çünkü ailelerde bu kafa karışıklığından dolayı maalesef biraz tedirgin oluyorlar. Çocuklara vermeliler mi, vermemeliler mi? Bununla tabii ki ilgili vermeliler. De yani son derece önemli. Çünkü büyüme ve gelişme için biz gerçekten proteinli besinlere ağırlık tanımalıyız. Tavuk da bunlardan en önemlisi. Ne kadar protein içeriyor derseniz, aşağı yukarı %19 gibi tam olarak. Derisiz olanları söylüyorum. Derisiz beyaz etinde bu %23 civarlarında. But etinde ise işte %21 civarında. Yani iyi kaliteli protein alıyorsunuz, büyüme ve gelişim. Ha, Türkiye'de bu ne durumda? Türkiye'de dediğiniz gibi belki bu yanlış bilgilendirme, bilgi kirliliği nedeniyle tavuk eti tüketimi o kadar fazla değil. Çocuklara da aşağı yukarı 9 aydan sonra vermeye başlıyorlar. Ve biz iyi kaliteli protein alamazsak büyüme gelişme geriliği meydana geliyor. Mesela çocuklarda yaşa göre boy geriliği, yani boy kısalığı, öyle söyleyeyim, %10 civarında. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu çerçevede baktığımız zaman başka ne gibi eksiklere neden oluyor eğer yeteri kadar protein almazsak? Bilişsel gelişim açısından sorunlarımız oluyor. Şimdi bilişsel gelişimde de biz bakıyoruz ki IQ skorlarında çocukların eğer hem protein hem enerji yönünden bir yetersiz beslenme söz konusu olursa düşük.
okul başarıları da düşük. Bu 15 yaşına kadar filan gerçekten yetersiz beslenmeden kaynaklanan sorunların devam ettiğini görüyoruz. IQ skorları açısından fevkalade net bir şekilde belirgin olarak. Peki hocam, aslında en önemlisi şunu sormak lazım belki de size. Neden insanların tavuk etiyle ilgili aklı bu kadar karıştı? Biz bu aşamaya niye geldik? Nasıl geldik? Yani oraya kuş gribiyle başladı galiba, değil mi? Galiba yani hani insanlar öyle, çünkü bazen de diyorlar ki hayır zararlı. Niye böyle deniyor? Şimdi şöyle, aslında kanıta dayalı veriler çerçevesinde konuşmak lazım. Evet. Bir bilim insanı bir televizyona çıkıyorsa elinde bu konuda yapılmış olan çalışmaları gerçekten işte özümseyip o çerçevede konuşması lazım. Maalesef televizyonda, basında, medyada çok fazla spekülasyona neden olabilecek ve doğru olmayan bilgilerin yer aldığını görüyoruz. Tavuk da mesela bu çerçevede gerçekten irdelendiğinde, örneğin antibiyotik açısından işte antibiyotik kullanıyor, antibiyotik işte zararlıdır. Hızlı gelişmesi sağlanıyor, evet. İşte çabuk kesim hanelere giriyor diyorlar. Kullanılmıyor biliyor musunuz? Sadece tedavi amaçlı kullanılıyor. Orada da yani normalde antibiyotik kullanılmıyor hiçbir şekilde tavuğun üretiminde. Fakat tedavi amaçlı tabii ki kullanılıyor. Biz hasta olduğumuz zaman kullanmıyor muyuz? Biz de kullanıyoruz. Doğru. Ama onların da dozu var. Onların da işte miktarı var ve onların da tabii ki kalıntı süresi fevkalade önemli. Yani ne miktarda kalıyor daha doğrusu, kalıntı miktarı ve arınma süresi fevkalade önemli. Şimdi bir yaralanma süreci diye siz de, sizler de çok iyi bilirsiniz. Antibiyotiklerin vücudumuzda bir işte metabolik tepkimeler sonucu bir yaralanma süresi diye bir süresi var. Bu uluslararası standartlar tarafından belirtilmiş. Türkiye'de de bu uygulanıyor. Hiçbir evet, şekilde bu konuda yani, sıkı takipteler gerçekten. Gerçekten öyle. Ve bu işte kalıntı miktarıyla arınma süresi uluslararası standartlar çerçevesinde sağlandıktan sonra, yani hiçbir şekilde antibiyotik o tavuğun vücudunda kalmadıktan sonra tavuk ne yapılabilir? Kullanılabilir. Yumurta olarak da değerlendirilebilir. Yani tavuğun yumurtası da kullanılabilir. Bunu hep dikkat etmek lazım. Bu şekilde beyanda bulunmak lazım. Burada üretici olmayan tesisler şeyi denetleniyor zaten bu konuyla evet, ilgili. Evet. Ya olmayan bir şeyi hep devamlı dile getirmek toplumun kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Ve biz bundan çok gerçekten rahatsız oluyoruz. Peki aslında biraz da sizin aracılığınızla mesaj versek halkımıza, vatandaşlarımıza. Evet, bu konuda devletimiz de ve gerçekten güvenilir insanlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama zannediyorum onlara da biraz sorumluluk düşüyor, öyle değil mi? Neye güvenerek alışveriş yapmalılar? Bir kere ambalajlı olmasına, yani kapalı ve ambalajlı olmasına, son kullanma tarihine de dikkat edecek. Her üründe olduğu gibi bilinçli tüketici olacak. Bu tavuğa has bir durum da değil yani. Her şeye dikkat etmemiz lazım zaten. Evet, her şey. Her şeyin son kullanma tarihine dikkat etmek lazım. Tavuk konumuz, yani tavuğu konuşuyoruz. O nedenden dolayı onun da kapalı ambalajlar içerisinde olması, onun da son kullanma tarihine dikkat etsin. Ve gayet rahat bir şekilde kullanabilir. Proteini konuşuyordum. O fevkalade önemli. Yetersizliğinde sadece büyüme geriliği meydana gelmiyor. Bilişsel işlevde yani IQ skorlarında düşme meydana gelmiyor. Başka, çok çabuk hastalanıyoruz. Hastalığımız daha uzun sürüyor. Yaralarımız daha geç iyileşiyor. İştahımız ona göre daha az oluyor. Ve aynı zamanda karaciğer enzimlerinde o fevkalade önemli bazı amino asitlerin yetersizliklerinde karaciğer enzim aktivitelerinde düşme meydana geliyor. Karaciğerde yağlanma meydana geliyor. Artı bu bağırsak mikroflorasında olumsuzluklar meydana geliyor. Sindirim ve emilim bozuluyor. Hangi birini sayayım? Yani protein en önemli besin öğelerinden bir tanesi ve her gün önerilen düzeylerde almamız lazım. Tavuk da işte %12 ile 15 proteinden, ama iyi kaliteli protein içerdiği için tavuğu da gerçekten soframızdan eksik etmememiz lazım. Peki insan vücudunun sonuçta ve organizmanın yapı taşı hücre. Hücrenin yapı taşı protein zaten. Evet. Protein olduğu için dedim büyüme ve gelişme. Büyüme ne demek? Hücrelerin çoğalması. Çoğalması dediğine göre proteine gereksinmemiz var. Onun için işte yeteri kadar almazsa, önerilen düzeylerde almazsa boyda kısalma meydana geliyor. Bir de konuşmanızın başında vücudun
kendi ürettiği değil de dışarıdan alınması gereken amino asitlerin, bu elzem amino asitlerin büyük bir kısmı tavukta var değil mi? Çok önemli. Tavuğun onu içermesi ve iyi kaliteli protein dediğimiz o zaten. Yani biz o tavuğu tükettiğimiz zaman onun içerdiği protein bizim vücut proteinimize dönüşüyor. Onun için de bizim gereksinmemiz karşılanıyor. Tekrar herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Yani doğal olarak alıyoruz ve o bizim vücut proteine dönüşüyor ve harikulade bir şekilde işte bizim vücudumuzda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bir şey var, yine bu 21. yüzyıldaki beslenme bilimi çok dinamik. Ben de kendi konumu çok sevdiğim için bunu da paylaşmak istiyorum. Çok da önemli hocam. Gerçekten bu optimal beslenme kavramından sonra iki tane indeks üzerinde durdu bilim adamları, beslenme bilimiyle uğraşanlar. Bir tanesi diyet kalite indeksi, bir tanesi de sağlıklı yeme indeksi. Bu ne demek? Diyetle ilintili kronik hastalık riskini etkileyen etmenler irdeleniyor. Artı sağlıklı yeme indeksi de toplam diyet kalitesinin bir parçası. Neler araştırılıyor? Bir, et tüketiyor musunuz? Süt, sebze, meyve ayırdılar. Çünkü eskiden 3 porsiyondu, şimdi en az 5 porsiyon, 9 porsiyona kadar çıktı. Ve en son tahıl. Diğer besin bileşenleri nedir? Yağ, %30 en fazla almamız lazım. Kolesterol, 300 miligram. Doymuş yağ, azaltın dedim biraz önce. Tuz. Çok fazla tuz tüketiyoruz. Yemeğin tadına bakmadan tuz ekiyoruz. Evet. Ben terbiye ettim bu konuda kendimi hocam. Şimdi burada bir kriter ortaya çıktı. Dediler ki beyaz etin kırmızı ete oranı 4:1 olması lazım. Yapmayın yani, hocam bitirdiniz beni. Siz beyaz et tüketimini arttırmalısınız. 4 porsiyon. Kırmızı et tüketimini azaltmalısınız 1 porsiyon. Sağlıklı beslenme, sağlıklı indekste, sağlıklı yaşam indeksinde eğer bunu bu şekilde yapıyorsanız 10 puan alıyorsunuz. Şimdi biz böyle araştırmalar yaptık. Hem gençler üzerinde, üniversitede okuyan öğrenciler üzerinde hep de yetişkin bireyler üzerinde. Biliyor musunuz? Hiç 10 puan alan olmadı. Yani beyaz et tüketimi, bu tabii tavuk olur, hindi olur, balık tüketimi olur. Gerçekten de sizin sağlığınız için fevkalade önemli. Kırmızı eti de tüketin, hayır demiyoruz. Ama onu da mümkün olduğu kadar haftada 2-3 kez tüketin diyoruz. Şimdi bu indekse de baktığımız zaman tavuğun yine sağlıklı beslenmede çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Başka ne var? Enerjisi düşük. Yani aşağı yukarı 215 kalori 100 gramında. Biz hanımları çok ilgilendiriyor efendim böyle şeyler. Beyaz eti. Hocam biraz da Şenay'ı uyarım. Beni örnek alsın biraz yani çünkü Şenay iyi beslenemiyor. Şenay biraz Hanım ama ben de biraz önce söyledim herkes hayran. Beyaz ederim. Et tüketim, sadece beyaz yani derisiz göğüs etini tüketirseniz 115 kalori. Oh ızgara bir beyaz et tüketin. Ne kadar güzel olur. Yanında bir salata bir de yoğurt. İşte sağlıklı beslenme ürünü. Ana yemek ne yiyeceğiz hocam? İşte ana yemek. Beyaz et tüketeceksiniz. Artı doymuş yağ içeriği daha düşük. Biraz önce dedim. Ne dediler bize beslenme konusunda kalp hastalıklarından korunmak için? Doymuş yağ miktarını azaltın dediler. Ya, onun için bakın enerjisi düşük. Yağ içeriği düşük. Doymuş yağ içeriği düşük. Protein kalitesi yüksek. Ve grubu vitaminlerden zengin. Biz niye yemiyoruz o zaman ya? Bu niye hakikaten ben yiyorum hocam. Şimdi... Ve sindirimi kolay. O da çok önemli hakikaten gerçekten. Hakikaten son derece güzel. %91 ile %100 arasında dedim. Yani onun için bu özelliklere sahip olan tavuk etini her gün, yani her gün değil de haftada en azından 4 kez önerilen düzeylerde tüketmek lazım beyaz et tüketimini arttırmak için. Hocam peki gene şeye dönmek istiyorum ben. Çünkü ben aşağı yukarı hatırlıyorum. Herhalde bu 8-10 seneleri buldu tavuk etinden bu kaçışımız. Ve aynı şekilde aynı kuşkuyla tabii ki doğal olarak o da kanatlı bir hayvan olduğu için hindi etine de aynı şekilde yaklaşıldı. Ve bu benim hatırladığım kadarıyla yanlışsam lütfen düzeltin. Kuş gribinden sonra biraz böyle şeyler çıktı. Şimdi burada da insanların herhalde aklına gelen şey üretim denetiminin yapılıp yapılmaması. Ama sizden benim aldığım gerçek de şu. Biz devlet olarak bunu yeterince bu tesislerde denetliyoruz. Evet. Ve evet. İşte bandrollü tabii ki paketli tabii, ürünlerde tabii. Son kullanma tarihi geçmediyse de biz bu tavuk etini yiyebiliyoruz. Gayet rahatlıkla peki bu şey konusunda ne diyorsunuz?
bir takım işte antibiyotik, özellikle ondan da bahsettiniz az önce ama. Antibiyotiği bahsettim ama hormonu da söyleyebiliriz. Çünkü hızlı hormon konusunda diyorlar. Da çok fazla yanlış bilgiler var. Kullanılmıyor. Yani hormonun kullanılması zaten pratik olarak mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir tavuk üreten bir tesiste, yani yetiştiren bir tesiste her bir hayvana teker teker belirli oranda hormon verilmesi mümkün olabilir mi? Zaten pratik olarak mümkün. Yasak. Uluslararası olarak da yasak. Yani hiçbir yerde hormon kullanılmıyor. Fakat bunu hangi, ne şekilde, niçin beyanlarda olabiliyor veyahut da kişiler bunu söylüyorlar? Büyük bir ölçüde işte yeteri kadar bilgileri olmadığı için veyahut da beslenme konusundaki bilimsel yayınları, yani bilime dayalı kanıt çerçevesinde bir deklarasyonda bulunmadığı için. Hormon asla kullanılmıyor. Antibiyotik tedavi amaçlı kullanılıyor ve gerçekten de son kullanma tarihine dikkat edildiği takdirde, bakın beslenme bilimlerinin son verileri çerçevesinde, evet, ben bu beyaz et, işte kırmızı et oranlarını söyledim. Optimal beslenmede nelere dikkat etmemiz gerekli olduğunu söyledim. Fevkalade önemli. Bir konu daha niçin önemli sağlıklı beslenme, ona değinmek istiyorum. Biliyor musunuz? Annenin fetal dönemde, yani bebek oluşmaya başladıktaki 9 ayla doğduktan sonraki 2 sene, buna 1000 gün diyoruz biz. İlk 1000 gün eğer çocuk sağlıklı beslenirse, önerilen düzeylerde ki miktarları tüketirse, beslenme ilkelerine uygun hazırlanmış olan besinleri, ileri yaşlarda bu diyetle ilintili kronik hastalık risklerine yakalanma riski çok düşük. Biz bunları yeni öğreniyoruz. Yarın da anneler yani günü, annelerini de yeniden bunu hatırlatmış evet, olabilirim. Bence de söyleyelim yani. Hatırlatmış gerçekten olalım. Hem de evet, anne sütü ne kadar önemliyse, dediğiniz gibi sağlıklı İlk beslenmek de o kadar önemli. İlk 6 ay sadece anne sütü 2 yaşına kadar beslenebilir. Ama fetal dönemde başlıyor çocuğun sağlıklı, ileri yaşlarda sağlıklı olması. Biz buna fetal programlama diyoruz. Yani beslenme biliminde böyle bir. Bunu niçin söylüyorum? Ya o kadar önemli ki, bu çocuğun beslenmesinde de çocuk ana öğünlere başladıktan sonra, tabii ki ailelere bağlantılı olarak, okul çağı zamanında, daha ileriki dönemlerde, yetişkinlikte, yaşlılıkta her zaman için tüketilebilecek en değerli besinlerden bir aslında tanesi. Aslında çok da pratik olduğunu da söyleyebilir miyiz? Birçok yemek çeşidine göre çok daha pratik aslında tavuk düşündüğünüz zaman. Derisiz öneriyoruz ama. Yani deriyi, yağlı, evet, lezzet olabilir ama derisiz tavuk etini. Çünkü oradan yağ miktarı oldukça fazla alıyoruz. Onun için ızgara şekilde veya işte haşlama nasıl yaparsanız. Yanında bir salata, yanında da yoğurt. Ya da sebze. Ya da sebze. Öyle de güzel olur. Hocam, peki bu tavuk tüketimiyle alakalı karşıt görüşlerden az önce bahsettik ya, çok fazla var işte, biz kulaktan dolma birçok bilgi. Ya benim bir arkadaşım vardı mesela, 7-8 senedir tavuk yemiyor. Hakikaten evet, yemiyor. Evet, yani tamamen ama hani siz az önce çok güzel verilerden bahsediyorsunuz. Uluslararası araştırmalardan bahsediyorsunuz ve Türkiye'deki sonuçta tesislerdeki üretimin kontrolünü, denetlenmesini bilen biri olarak konuşuyorsunuz. Evet. Şimdi bir de tavuk etinin zararıyla alakalı bir karşıt görüş var ya. Ben biraz da böyle tavuğu yemek için de sizi özellikle zorluyorum ki bir tamamlayayım. Siz rahatlıkla bakın, biraz önce dediğim gibi, yani bilinen firmaların, evet, ben her zaman için onu öneriyorum. Bilinen firmaların ürünleri kapalı ambalajlar içerisinde, işte son kullanma tarihine dikkat ederek rahatlıkla alabilirsiniz. Uygun hazırlama pişirme yöntemleriyle, yağda kızartma değil. Yani genellikle önermiyoruz çünkü. Ama haşlama, ızgara, bir de mangal keyfi yapıyorsanız eğer, onda da standartımız var. Çünkü mangal dönemi başladı herhalde. En az 15 santim diyoruz. Ateşle et arasındaki mesafe. Çünkü ne kadar yakın yaparsanız karsinojen ögeler çok artabiliyor. Önemli. Onun için de mümkünse ona da dikkat edin diyoruz. Rahatlıkla da tüketebilirsiniz diyoruz. Eğer müsaade ederseniz ben yeniden annelere gelmek istiyorum. Çocukları çok seven biri olarak efendim ve annelerle ilgili de çok fazla ilgi alıma girdiği için
Hani bahsettiniz ya, ilk aylar çok önemli. Hamile kaldığınız andan itibaren. Anneler ağırlıklı hem kilo almak da istemiyorlar çoğu zaman, ama sağlıklı bir şekilde almaları da lazım. Tavuğun önemini bir kere daha vurgulayabilir miyiz? Biraz tabii, daha tabii. Detaylıca anlatabilir yani, miyiz? Yani biraz önce dediğim gibi, o büyüme gelişmenin sağlanabilmesi için çok iyi bir protein kaynağı, iyi kaliteli protein kaynağı. İçermiş olduğu amino asitler vücut proteine dönüşebilme oranı çok yüksek. Bu yapılan tüm bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Protein sindirilebilirliği son derece yüksek. %91, %100. Hatta bunların düzeltilmiş skoru %124'lere kadar çıkabiliyor. Biraz önce bahsettim. Eğer bu açıdan yetersiz beslenme olursa çocuğun büyüme gelişmesi olumsuz yönde etkilenebilir. Doğduktan sonra da eğer dikkat edilmezse çocukta büyüme gelişme geriliği meydana gelebilir. İşte en çarpıcı örnek bodurluk. Türkiye'de %10 gibi hiç kimse çocuğunun gelişme geriliği olmasını, değil mi, büyüme geriliği olmasını istemez. Tabii ki istemez. Sağlıklı olarak o saçla, ben öyle anlatıyorum derste, işte saçlarınızın çok güzel olması gerçekten, ama hücrelerin yenilenmesi, işte cildinizin güzel olması, çünkü hepsini B grubu vitaminlerinde içeriyor. Sağlığımıza gerçekten katkıda bulunan besinlerden bir tanesi. Onun için çok rahatlıkla çocuklarına uygun zamanlarda, uygun miktarlarda rahatlıkla verebilirler. Beyaz et ve şey. Tavuk. Peki hocam, tavuğun dışında, tavuğun önemini çok fazla vurgulamaya çalıştık elimizden geldiği kadar, ama sağlıklı beslenmeyle ilgili ve proteinle ilgili bunun dışında hem anneler hem de yetişkinler neler yemeli, nasıl beslenmeli? Şimdi bir çeşitli besinleri tüketmek lazım. Meyvede, sebzede bile biz çeşitli besinleri öneriyoruz ki hepsi renk renk. İçerisinde bunların yeni öğrendiğimiz biyoaktif bileşenler var sebze meyvede. Bu biyoaktif bileşenler işte hastalık riskini minimum düzeye indirip bizim iyi hal ve sağlığımızı maksimum düzeye çıkartabilecek olan fonksiyonel besin bileşenleri. Biz bunlara fonksiyonel besinler diyoruz aynı zamanda. Bu fonksiyonel besinler bizim sağlığımızı olumlu yönde etkilediği için önerilen düzeylerde tüketmeliyiz, bir. İkincisi, yağ miktarını azaltmalıyız. Posa miktarını arttırmalıyız. Posa miktarı ne de var? Sebze meyvede. Ne de var? Kuru baklagillerde. Başka? Tam tahıllı ürünlerde. Sindirim bunları daha iyi çalışmaz. Mutlaka, evet, sindirilemeyen karbonhidrat. O nedenden dolayı bunlar, çünkü bizi kanserden koruyor posa. Kolon kanserinden koruyor, artı kan şekerimizi regüle ediyor, kolesterol düzeyimizi düşürüyor. Bakın, daha ne yani olsun? Evet, hem sağlıklı olarak besleniyoruz, hem buna yönelik bir takım vücudumuzda tepkimeler meydana geliyor. Evet, aynı şekilde. Çok acayip tok. Bu arada şeker tüketimini azaltıyoruz. Enerjinin %0 ila 10'u diyoruz, 0. Hiç almasan da olur. Ekmek yiyorsun, şekere çevriliyor. Sebze meyve yiyorsun, şekere çevriliyor. O nedenden dolayı şeker miktarını azalt. İşte pastalar, kekler, o müşteri onlar. Tuz tüketimini, siz söylediniz, tadına bakmadan tuz ekiyoruz. Tuz tüketimini azaltıyoruz. Su içiyoruz. Oluyor, 2,5 litre. Evet, önünüzde sular var. Gerçekten tebrik ediyorum bu açıdan da. Ve fiziksel hareket. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bir sağlıksız hareket, yaşam biçimi, sağlıksız yaşam biçimi artı sedanter yaşam. Ne demek sedanter yaşam? Televizyonun karşısında oturuyorsunuz, hiçbir hareket yapmıyorsunuz. Hareket yürümüyorsunuz, edeceğiz. Etmiyorsunuz. Sağlıklı o nedenden edeceğiz. Dolayı da bunlar bu hastalıklara neden oluyor. Bakın, söylediğim rakamlar çok çok önemli. Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok çok teşekkürler. Tüm öğrencilerinize de sevgilerimizi, saygılarımızı söylüyoruz. Anneler Günü kutlayalım mı? Hani bütün kadınları. Hemen çok kısaca alalım hocam. Evet. Anneler Günü kutluyorum. Bütün kadınları.